Öncelikle Kayseri halkımızı ve Kayserili vatandaşlarımızı selamlayarak başlamak istiyorum. Allah'ın rahmet bereketi üzerlerine olsunlar. Ben bu konuya biraz espiritüel şekilde yaklaşmayı uygun görüyorum. Çünkü ne diyorlar? Güleriz ağlanacak halimize. Şimdi ben pastırma kursunun açılması konusunda, tabii ki Kayserimiz pastırmanın ana vatanı, pastırmayı tanıtmamız gerekir. Bu konuda ne adımlar atılması gerekiyorsa da öncelikle de atanlara ve atılacak adımlara desteği biz veririz Yeniden Refah Partisi olarak. Çünkü şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli bir husus pastırma. Biz kendimizi pastırmayla tanıtacağız. Her şehre gittiğimizde, her nereye gidersek gidelim o şehrin meşhurlarıyla ilgili bir yerler açılır yapar. Sadece bizim Kayseri'de pastırmayla alakalı bir tanıtım olamadı. Ama gelelim şimdi pastırmanın kursuna. Evet, kurs açılması çok güzel. Hem de müthiş derecede çok güzel. Tebrik ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve bu konuya vesile olanları. En azından o kursta pastırma kursu alacak vatandaşlarımız pastırma yiyemedikleri için en azından pastırmaya dokunmuş olacaklar. Pastırmanın ne olduğunu görmüş olacaklar. O konuda çok etkili bir çalışma yapmışlar. Kendilerini bu konuda çok tebrik ediyorum. Devamını diliyoruz inşallah. Ama bu kursu açarken de bir kurs daha açmalarını burada kendilerine tavsiye ediyorum. Bu da şu. Bu pastırma kursu gibi kaymekte şunu açsınlar. Desinler ki bu asgari ücretle, bu memur zammıyla, bu geçim sıkıntısıyla halk ay sonunu nasıl getirecek? İşçi, memur ay sonunu nasıl getirecek? Ve bu asgari ücretlerle, bu zamlarla, bu ekonomiyle ay sonunu vatandaşımız nasıl getirecek? Bunun kursunda açsınlar. En azından vatandaşımız bilgilensin. O konuda da devletimize ve hükümetimize niye zam yapıyorsun demeden kurs alarak bilinçli bir şekilde ya devletimiz bu zammı yapıyor desinler. Biz de destek olalım buna. Maalesef böyle sığ gündemlerle ekonominin gidişatını, vatandaşların zor durumda olduğunu kapatmaya çalışıyoruz. Bir belediyemiz var zaten, Allah'a emanet. Çiçek böcekle uğraşıyor sadece. Hayvanlara su veriyor, hayvanlara yem veriyor. Halkla hiç alakası yok, kopuk bir şekilde. Dağda bayırda geziyor. Yani böyle bir Kayseri, böyle bir belediyeciliği hak etmiyor. Ama inşallah az kaldı diyelim. Biz Yeni Refah Partisi olarak güçlü kadrolarla hem devletimizi, hem ülkemizi, hem de Kayseri'yi yönetmeye talip olarak gümbür gümbür geliyoruz. Hangi belediye başkanı halkın içerisinde geziyor Kayseri'de? Hangi belediye başkanı halkın sorunlarıyla ilgileniyor? Bunu bir isterseniz halkın içerisine çıkıp soralım. Göreceğiz ki Kayseri'de hak etmediği bir belediyecilik var. Arabalarımızın gördüğümüz zaman çukurlara düştüğünü görüyoruz. 80'li yıllardaki belediyecilik anlayışında asfalt dökmek artık bizim için bir lüks haline geldi. Yani biz bunu görüyoruz ve üzülüyoruz. Kayserimiz adına üzülüyoruz. Ama dediğim gibi Yeniden Refah Partisi olarak biz nasıl vizyoner belediyecilik yapılır, nasıl Kayseri şahlanır, nasıl Türkiye şahlanır? Yeniden Refah Partisi olarak herkese bunu göstereceğiz ve herkesin de umudunu yitirmesin diye buradan sesleniyorum. Yeniden Refah Partisi olarak biz insanların umudu olmaya geliyoruz. 25 yıldır yaşanan Kayseri'deki değişimi inşallah bizle gerçekleştireceğiz. Ve şunu diyorum, belediye ekmeklere zam yaptı. Zaten insanlar asgari ücretle zor geçinir düşünürken pat diye birden belediye ekmeğe zam yaptı. Ulaşıma zam yaptı. Ulaşmana %25 gibi zam yaptı. Enflasyon kaç da %25 zam yapıyorsunuz? %14 enflasyonu açıklarken %25 ulaşıma zam yapmak nasıl bir mantık işi? Bunu ben soruyorum kendilerine. Ve kaldı ki Kayseri'mizde trafik sorunu had safhaya geldi. Artık İstanbul'u geçer oldu. Araç sayılarıyla ve aracın kayıtlı araç sayısıyla trafik sorunu çözmeye kalkarsanız masa başında trafik sorununu çözemezsiniz. Buraya Nevşehir'den gelen, Ürgüp'ten gelen, Antalya'dan tatile gidip gelen, her türlü turist turu olan gurbetçi vatandaşlarımızın geldiği araç sayılarını niye katmıyoruz da kayıtlı hesap şeylerini katıyoruz. Dolayısıyla Kayseri'nin kanayan yarası trafik, trafik, trafik. Çözülemiyor bir türlü. Çözüm de uygulamıyor. Ne yapıyoruz? Bahçeler yapıyoruz, parklar yapıyoruz. Bahçelerde oynayacak insanlar yok. Çünkü insanların refahı sağlanacak, mutlu olacak, huzurlu olacak ki o bahçelere gidecek, o parklara gidecek, çocuğunu eğlendirecek, kendisi eğlenecek, hanımıyla eşiyle oturup vakit geçirecek. Ama derdi
insanımızın şu andaki ana sıkıntısı geçim kaygısı, geçim derdi. Dolayısıyla biz Yeni Refah Partisi olarak genel başkanımızın bu hafta bugün açıklama yaptığı gibi gelir gelmez asgari ücretliye, memura, işçiye %70 zam yapıyoruz. Artık %50 diyorduk, %50 yetmez oldu. %70 zam yapacağız. Bunun da noter huzurunda taahhüdünü verdik. Çünkü bunun bizim her zaman söylediği gibi iş bitirme belgemiz var. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız 57. hükümet döneminde, 54. hükümet döneminde yaptığı referanslar belli. Bu ülkeyi nasıl refaha kavuşturduğu belli. Biz de aynı şekilde geleceğiz ve kısa zamanda vatandaşımızı refaha kavuşturacağız. Öyle belediyenin ekmeğe zam yapmasıyla, ulaşıma zam yapmasıyla belediye kalkınmaz. Satılacak arazi de kalmadı. Köylere çıktılar şimdi. Köylerin arazilerini satıyorlar. Mahalle yaptıkları köylerin arazilerini satıyorlar. Bunlar da yanlış bir şey. Bizim köyün yakınında Güneşli'deki arazileri satıyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler. Belediye sadece arazi satmayla belediyede kaynak sağlanmaz. Kayseri yatırımı niye almıyor devletten? Devletten alması lazım yatırımı. Belediye başkanlarımız maalesef otoban konusunda sınıfta kaldılar. Hızlı tren konusunda sınıfta kaldılar. Belediyecilik konusunda sınıfta kaldılar. Ama biz milletimize diyoruz ki biz varız. Yeni Refah Partisi var. Biz bunlara seçim akşamı gerekli bir şekilde inşallah sandıkta dur diyeceğiz. Ve yeni bir sayfayı açacağız. Milletimiz seçim sabahına umutla uyanacak. Ve bir başlangıçla uyanacak. Refahla uyanacak. O yüzden ben ne diyeyim? Kaymak kursu açmış. Pastırma kursu açmış. Dediğim gibi vatandaşlar en azından pastırmaya eli değer yiyemiyor vatandaşlarımız. Diğer taraftan da dediğim gibi tekrarlıyorum. O kursu nasıl geçinilir olarak değiştirip yeniden kursu açsınlar. Ve biraz halkın içerisine çıkıp halkı dinlesinler. Halkın derdiyle dertlensinler. İki gün sonra halkın karşısına çıktıkları zaman biz ne yaptık diye başlarına vuracaklar ama geç olacak. Ben Kayseri halkına teşekkür ederim, selamlıyorum. Yeni Refah Partisi olarak bizi takip etmelerini ve bizim gelişimizi görmelerini, bizim kendilerinden olduğumuzu, içlerinden birisi olduğumuzu ve dertlerini bilen birileri olarak dertlerine çözüm sunacak yegane parti olduğumuzu görmelerini istiyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.